Dermatolojik ilaçlar grubunda yer alan Stilex, 30 gramlık alüminyum tüplerde sunulmaktadır. Stilex'in etken maddeleri mepiramin maleat, lidokain hidroklorür ve dexpantenoldur. Etken maddelerden mepiramin maleat, etilendiamin türevi bir antihistaminiktir. Lidokain ise belirli bir bölgedeki dokuyu uyuşturmak üzere kullanılan bir ilaçtır. Dexpantenol ise nemlendirici olarak ve kozmetik ürünlerde yara iyileşmesini iyileştirmek için kullanılır. Stilex jel nedir, ne için kullanılır? Stilex jel, deriye sürüldüğünde bölgesel olarak iltihap, alerji ve kaşıntıyı gideren, bölgesel uyuşma sağlayan, lokal anestezik bir ilaçtır. Stilex, kurdeşen, kaşıntı, böcek ısırması, güneş yanıkları ve hafif yanıklarda etkilenen bölgeyi iyileştirmek, ağrıyı ve kaşıntıyı gidermek için kullanılır. Stilex jel nasıl kullanılır? İlacı uygulayacağınız bölgenin temiz olmasına dikkat etmelisiniz. Parmak ucuyla tedavi edilecek bölgeye jeli ince bir tabaka halinde sürünüz ve hafifçe ovunuz. Stilex jeli günde birkaç kez sürebilirsiniz. Jeli 7 günden fazla kullanmayınız. 7 günün sonunda şikayetlerinizde bir azalma görülmez ya da daha da artarsa doktorunuza başvurunuz. Jelin 2 yaşından küçük çocuklarda doktora danışmadan kullanılması önerilmez. Stilex jeli kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddelerinden birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız. İltihaplı yaralarda, açık yaralar ve iltihaplı deri enfeksiyonlarında ve bulaşıcı deri hastalıklarında jeli kullanmayınız. Kaşıntıyı, acıyı hafifletmek veya cildi uyuşturmak için gerekli olan en az miktarı kullanınız. Ağız, burun, kulak ve anüs içinde oluşan deri döküntüleri ve egzemalarda jeli kullanmayınız. Kesik, şişmiş veya hasar görmüş ciltlere uygulamayınız. İlacın gözlerinize temasından kaçırınız. Teması halinde bol su ile yıkayınız. Gebelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan Stilex jeli kullanmayınız. Stilex jelin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler şunlardır. Bu ilacın kullanımına bağlı olarak yaygın görülen herhangi bir yan etki bildirilmemiştir. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durum oluşursa acilen doktorunuza bildiriniz. Bu video ilacı tanı kanalı tarafından yayınlanmaktadır. Video sizin için faydalı olduysa lütfen destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.